Efendim iyi akşamlar diyoruz herhalde canlı yayına geçtik diye tahmin ediyorum. Doğru yanlış bilmiyoruz canlı yayında mıyız? Evet canlı yayındayız. Evet anlaşılan doğru yapmışız evet. Biraz daha şöyle geriye doğru alacağız. Evet, herhalde tamam bakayım mı? Evet. Evet oldu herhalde. Evet efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar Türkiye. İyi akşamlar Twitter alemi. Artık Twitter'dan yayın yaptığımız için tabii ki Twitter alemi oluyor. Ne yapıyoruz? En başta söylediğim gibi konular ve konukları daha iyi anlamak için canlı yayın esnasında retweetlerinizle ve favlarınızla bizi destekliyorsunuz. Niye desteklemek zorundasınız? Var mı böyle bir zorunluluğunuz? Tabii ki yok. Bu da bizim yapmış olduğumuz canlı yayına destek. Yani aslında öyle oluyor efendim. Türkiye maalesef son iki gündür bir ezan krizi yaşamakla meşgul. Biz de bu ezan kriziyle ilgili olarak bugün dikkat çekici bazı gelişmeler oldu. Israrla yandaş gazeteci yazarlar geriye çekilmiş olsa da maalesef devam ediyor. Yani krizin tırmandırılmasına devam ediliyor gibi bir tavır var. Efendim ezan gibi, kadın gibi, çocuk gibi, İnsan gibi, efendime söyleyeyim, din gibi çok hassas konular üzerinden yapılacak olan kaşımalar ülkenin geleceğine de, ülkenin devamına da kesinlikle bir zarar vermez. Diyenler var. Maalesef görmüş olduğumuz nokta içerisinde görüyoruz ki ülkenin tamamına çok ciddi bir zarar verilmiş durumda. Ve biz bu zararı telafi edecek durumda değiliz. Bazı grupların cihat ayetleriyle tıpkı Suriye'de olduğu gibi Taksim Meydanı'nda ya da başka yerlerde başka tür faaliyetlerle insanlara zarar verebilmesi muhtemeldir. Çünkü bu gruplar kontrol dışı gruplardır. Kontrol edilememektedir. Eğer bu gruplar kontrol edilebilmiş olsaydı 1979 ihtilalinin ana temasını oluşturan yani ihtilalin, 80 ihtilalinin ana temasını oluşturan Konya mitingi mesela derler. Gibi işte ilafet istiyoruz, şeriat istiyoruz falan filan gibi benzer hareketlerle insanların bir zemine oturtulması mümkün olmazdı. Baktığımız zaman Türkiye'de yaşanmış olan darbelerin hepsinin temelinde ve öncesinde bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Yani bunlar çok acı ve faciayı yani facia derecesinde olaylara sebebiyet vermiş. Bugün ne yaşıyorsak aslında 1980 ihtilalinde yaşadıklarımızı yaşıyoruz. Şimdi efendim siyasi parti liderleri kongrelere ve mitinglere devam ediyorlar. Tabii birbirlerine saydırmaya da devam ediyorlar. Ben efendim siyasi partilerin hiçbirisinin bir şekilde bu ülkenin siyasetine değil insanlığına, hakkaniyete, adalete uygun davranmadığını düşünenlerden birisi olarak 1938 yılından itibaren Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'sinin maalesef bu duruma geldiğini defaatle arz etmiştik. Bunu bütün konularımızda da zaten aktarmıştık. Ülkemizde yaşanmış olan kuşatmanın en büyük belirtilerinden bir tanesi nedir diye bir soru soruyorsak eğer, çok açık ve net söyleyeyim ben size, çok açık ve net söylüyorum bunu. Efendim bugün Varlık Fonu'ndaki birçok kamuya ait asla zarar eden, sonra da zarar etmediği iddia edilen, mesela bunlardan bir tanesi Türk Hava Yolları, geçenlerde yazmıştık. Maliyeye 4 milyar zarar belirtirken, pardon maliyeye 8 milyar zarar belirtirken borsaya 4 milyar lira kar ettiğini belirtmiş gibi birçok kurum ve kuruluş şun varlık fonu tarafından satışa çıkarıldığını gördük. Yani aslında sonu tüketiyoruz. Varlık fonu nedir diye bir daha bakmamız gerekiyorsa. Varlık fonu efendim duyun umumiyenin yeni hali, modern duyun umumiyedir. Biz bu noktaya nereden geldik sorusunun cevabını, sorumluluğunun cevabını beka meselesi diye ortaya bir absürt laf atan Sayın Devlet Bahçeli'nin vermesi gerekir. Çünkü yani Sayın Devlet Bahçeli tank ayet fabrikası satılırken sesini çıkartmıyor. Ordunun başındaki Milli Savunma Bakanı ve eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar satılsın diye uğraşıyor. Efendime söyleyeyim bugün PTT, Ziraat Bankası, OBUŞ'u gibi birçok kamu kurum ve kuruluşunun da Türk Hava Yolları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Aselsan, BOTAŞ, Borsa İstanbul, Çaykur, Ziraat Bankası, Halkbank, maden işletmeleri ve birçok kamu arazisinin varlık fonunda satışa çıkarıldığını görüyoruz. Maalesef kimse bir şey demiyor. Karşı taraftaki
Muhalefetin de çok fazla bir şey yaptığı yok ya da muhalif görünümlü olanlar. Efendim susturuyorlar falan filan hikayede. Türkiye'de muhalefet olmamasının sebebini Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok ağır bir şekilde diyor. Gerçi Yalçın Küçük'ün geçenlerde söylemiş oldu. Recep Tayyip Erdoğan geldi, kimseye bir şey sormadı, getirildi, uygulamaya sokuldu, yapıldı. Efendim Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk'ün Türklerinin geleceği çalınmıştır, yok edilmiştir, bitirilmiştir. Görmüş olduğunuz manzara Duyun-i Umumiye Osmanlı'nın son dönemi, işgalden önceki, seferden önceki son dönemidir. Bütün varlıkları tüketilmiştir. Ey Türk gençliği diye başlamakta olan hitabeyi tekrar buradan okuyacağım. Bu arada vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyorum. Çünkü bugün İstiklal Marşı'nın kabulü bildiğiniz üzere. Fakat o konuda da bazı bilgiler vereceğim size anlamanız için. Bugün İstiklal Marşı'nın İstiklal Marşı olarak kabulü. Tabi adamlar İstiklal Marşı'nın senfonisini beğenmedikleri için değiştireceklerini söylediler. Büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde bunu da yaparlar. Siz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve efendim Devlet Bahçeli'nin açıklamakta olduğu işte beka meselesi ve Türkiye Cumhuriyeti veya Atatürk ismini kullanarak laf kalabalığına getirdiği konulara lütfen inanmayın, rica ediyorum. Onların Atatürk'le, Atatürkçülük'le ya da Atatürk'ün koymuş olduğu sistemle uzaktan yakından hiçbir alakaları yok. Aslında hem Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerini dinamitlerken, buna Devlet Bahçeli de dahil, ispat etsin bize dinamitlemediğini, son 15 yıl hepsini gözünün önüne çıkartıp koyalım, ortada olacaktır. Netice olarak bugün kendilerini Atatürkçü görünümlü olarak lanse edenler, liberaller, birçok sosyalist aynı şekilde, Atatürk'ü faşizm olarak görenler gibi birçok ismin içimizde barındığı, sayfalarımızda yer aldı ve bizlerle beraber hareket ettiğini hepimiz biliyoruz. Ama Atatürkçüymüş gibi ya da Atatürkmüş gibi davranarak bu işi konsolide ediyorlar. Büyük bir yalanın ortasındayız efendim. Bakın, hangi noktaya geldik? Gençliğe hitabe nasıl okunur sorusunun cevabı. Ey Türk gençliği, çoğul, birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Maalesef Türk gençliği kendisine verilmiş olan göreve, vatana ihanet etmiş durumdadır. Nasıldır sorusunun cevabı. Türk gençliği hafta sonları cumartesi, pazar eğlencelerde, hafta içi Starbucks içmeden bir tarafa gidemiyor. Geçen gün bir okumuz sosyal medyada yazmıştı. Arap terminolojiyi çok fazla kullanıyorlar, anlamını da bilmiyorlar. Kendilerinin de Araplardan geldiğini söyleyecek kadar ahmak bir gençlik yetiştirildi. Tabii genelleme yapmıyorum. İlla ki içinde çok ciddi bir şekilde bekleyenler vardır. Mevcudiyetinin ve istikbalinin, yani senin yaşayabilmenin ve geleceğinin olabilmesinin yegane temeli Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin muhafaza ve müdafaa edilmesidir. Maalesef bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Cumhuriyeti ya da Türkiye Cumhuriyeti olarak değil, Türkiye olarak yer almaktadır. Siz bakmayın sağdaki soldaki yazılara. Beka meselesi diye sağda solda kendini atfen ön tarafa atıp da böyle yardakçılık yapan bazı siyasi parti liderlerinin çıkıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Devlet Başkanı unvanını sorgulaması gerekir. Cumhuriyet uçmuştur. Evet. Bu temel senin en kıymetli hazinedir. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yoksa gençlik yok, gençliğin geleceği yok. Nitekim gelmiş olduğumuz noktada 1980 ihtilalinden bugüne yaşamış olduğumuz Türkiye'deki 39 sene, ki ben de bunun içerisindeyim, hepimizin geleceği çalınmıştır. 17 senedir AKP iktidarıyla bütün geleceğimiz yok edilmiştir. Bugün cebinizde para var olduğunu zannediyorsunuz, yarın o da olmayacaktır. 3-5 ay sonra Venezuela'dan beter duruma geldiğimiz zaman ben herkese tekrardan bir şey anlatamayacağım. Çünkü bir internet ortamı, bir elektrik ortamı olmayacak. Sadece olanı açıklıyorum efendim. Evet. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahtların olacaktır. Bakın, istikbalde dahi, yani geleceğinde dahi seni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden uzaklaştıracak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni elinden alacak, seni bu şekilde uyutacak dahili, içeriden ve dışarıdan düşmanlar olacaktır. Şimdi bakalım, AK Parti devamlı dış güçlerden bahsediyor. Bu dış güçlerin iç güçleri kim? Hadi milli olduğunuzu ispat edin. Yani 15 Temmuz darbesi sizin milli olduğunuzu ispatı mıdır? FETÖ darbesi ile FETÖ'ye karşı vermiş olduğunuz mücadele sizin ispatınız mıdır? Yok. FETÖ'ye karşı vermiş olduğunuz mücadelede tek miydiniz? Yok.
Sizden önce Ergenekon balyoz diye millet sokaklara döküldü ve savcılık yaparken. Kimi kandırıyorsunuz siz? Ha, zorunlu durumda kaldığınız için maalesef öyle oldu. Devam ediyoruz. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyet'in müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Ben size günlerdir söylüyorum ki madde değil mana, madde değil mana, madde değil mana. Niye bunu söylüyorum? Bir gün istiklal, geleceğini, cumhuriyetini, Türk Cumhuriyeti'ni müdafaa mecburiyetine düşersen, evet şu andan itibaren şartlar müdafaa edilmek zorundadır. Çünkü elimizde, avucumuzda, geleceğimizde olan olmayan ne varsa hepsi talan edilmiştir, yok edilmiştir. Millet meclisi sıralarında oturan ve milletin vekili olduğu iddiasında olanlar bizim vergilerimizden ve bizim geleceğimize ait olanların satılarak ceplerine para konulmasıyla sözde bizim adımıza milletvekilliği yapmaktadır. Yapmadıklarını hep birlikte görmekteyiz. Buna tüm siyasi partiler dahildir efendim. Evet efendim. Müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, bakın, müdafaa mecburiyetini düşünmüş durumdadır Türkiye Cumhuriyeti. Vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Yani imkanların ne olursa olsun, imkansızlık dahi olsa bu vaziyeti düşünmeden, herhangi hiçbir şekilde arkana bakmadan derhal vazifeye atılacaksın diyor efendim. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. O kadar kötü bir durumda imkanlar ve şeraitsizlik durumu olabilir ki İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, yani ülkene ve sana, istiklaline, bağımsızlığına, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Evet, Türkiye dışında AK Parti iktidarının 17 senesinde AK Parti'nin yapmış olduğu yurt içi ve yurt dışı politikalarda tek galibiyet ilan ettiği yer Türkiye'dir. Bunun haricinde hiç galip olduğu yer yoktur. Hepsi de mağlup olmuştur. Hepsinde yalancı konumuna düşmüştür. Hepsinde Arap sokakları dahil olmak üzere, Avrupa dahil olmak üzere, dünyanın herhangi bir yeri dahil olmak üzere yerden yere vurulmuştur. Evet. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş. Bütün kaleler zapt edilmiştir. Bütün tersanelerine girilmiş, bütün tersaneleri özelleştirilmiştir. Bütün orduları dağıtılmış, ordular dağıtılmıştır. Paralı askerlik getirilmiştir. Bedelli askerlik uygulaması genişletilerek herkesi içine kapsayacak şekilde bir hale getirilmiştir. Bu ülke 780 bin kilometre kare 82 milyonuyla kendini korumaktan aciz bir durumdadır. Ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Evet, Ankara'daki, İstanbul'daki, İzmir'deki, Antalya'daki insanımız Van'a gidip yerleşememektedir. Ağrı'ya gidip yaşayamamaktadır. Kars'a gidememektedir. Hakkari'ye gidememektedir. Van'daki, Hakkari'deki, Ağrı'daki Türkiye'nin herhangi birinde gelip yerleşip hayatını devam ettirebilmektedir. Yetmedi, seni tehdit etmektedir. Yetmedi, bütün suç unsuru olabilecek gayri hukuki faaliyetlerin içerisinde yer almaktadırlar. Maalesef. Evet. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha ile tevhid edebilirler. Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi ve aile yakınları ve dönürleri vesaire kim varsa artık bilemem ben onu. Ve AKP yanlışlığı yapanların tamamı şahsi olarak menfaatlerini ön planda tutmaktadırlar. Vatanın, ülkenin bekası, bağımsızlığı, geleceği tehlikededir. Herhangi hiçbir şekilde ülkede yaşayan hiç kimsenin geleceğini düşünmemektedirler. Düşünmüş olsalardı 17 senedir uygulamış oldukları politikalar ülkeyi paspaya duruma düşürmezdi. Halimiz tüm belalimiz ortada. Millet fakr zarvet içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Buraya çok dikkat edin. İktidara sahip olanlar gaflet, dalalet, hatta hıyanet içerisindedirler. Ben söylüyorum buradan açık. Ne Cumhurbaşkanı, ne Devlet Bahçeli, ne Doğu Perinçek, ne efendime söyleyeyim Hulusi Akar, ne generaller. Hiçbirisi devleti ebed müddet değildir.
Bakın söylüyorum. Hiçbirisi devleti ebed müddet değildir. Çok açık ve net söylüyorum. Efendim nasıl anlıyorsanız anlayın. Ülkenin bekasını tehlikeye sokmuş birisinin halen daha imza yetki gücünü elinde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıllardır biriktirmiş olduğu varlıklarını istediği gibi satabilmesi, bunun tank palet olmasının önemi yok. Bunun traktör olmasının önemi yok. Bunun hiçbir şey olmasın. Bu ülkenin geleceğinin satılmakta olması ve bunun Katar yani Müslüman Katar eliyle kapımızın çalınıyor olması. Biliniz ki Şerif Hüseyin'in bu yüzyıldaki modeli Katar'dır. Mekke emirinin ve çok açık ve net söylüyorum size. Arkasında İngiltere ve Amerika vardır. Türkiye'de yapılmakta olan özelleştirmelerin hepsinin arkasında bu adamlar vardır. Geçen gün Berat Albayrak'a Amerikan yatırımcıları ne dediler? Seçimden sonra ne yapacaklarını anlat dediler. Çünkü para onlarda. Bunlar da onlar adına görev yapıyorlar. Evet efendim. Hatta bu kadar bu iktidar sahipleri şahsi menfaatleri ve müştevilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr-ı zaruret içerisinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Efendim çok ayıp. Fakr-ı zaruret içerisinde değilse bu ülke çok ayıptır. Zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan bu ülkenin vatandaşları tanzim satış kuyruklarına gezerek, yok efendim ezan ıslıklanması muhabbetiyle uyutulurken arada varlık fonundan devasa bir satış için hazırlık yapılmıştır. Bence Katar emirinin Eylül ayında Türkiye'ye gelip 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağız dediği olay budur. Çoktan satılmıştır, parası alınmıştır ki Türk Hava Yolları'nın Katar'a verildiğini ben söylemiştim. Bunu biliyorsunuz. Hatta kıyafetler bile değişmişti. Bunu söylemeye gerek yok. Adı Katar'dır. Katar kimdir ya? Kimdir Katar ya? Bu kadar mı paspayesiniz? Bu kadar mı haysiyetiniz yok? Bu kadar mı şerefiniz yok? Maaş ödenecek İsmet İnönü'ye gelirler. Paramız yok paşam derler. Ne yapabiliriz derler. Osmanlı Bankası'ndan borç alacağız. Asla der. Bu adamlar öyle adamlardı ya. Bu adamlara bak. Bu ülkede 1950'den sonra yetişmiş neslin haline bak. Yani Adnan Menderes şehitse bütün şehitlerin kemikleri sızlıyordu. Celal Bayar adamsa bütün insanların kemikleri sızlıyordu. Kimse kusura bakmasın. Onların yaptığını, bu ülkeye attıkları kazı hiç kimse atmadı kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Ve ondan sonra gelenlerin tabii ki. Evet. Gelmiş olduğumuz nokta budur. Efendim, İstiklal Marşı'mızın kabulü dedik. Bir de İstiklal Marşı'ndan gidip açıklayacağım. Bundan sonrası nedir sorusunun cevabı? Fakr-ı zaruret orduları dağıtılmış. Gaflet, dalalet ve hiyanet olmuş. Fakr-ı zaruret noktasına gelmişse geriye bir tek şey kalıyor. Ey Türk istikbalinin evladı. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. İstikbalinin evladının da öne geçebilmesi için istikbalinin evladının arkasının Ey Türk gençliği tarafından doldurulması gerekir. Ya da Ey Türk gençliğini temsilen analar, babalar, dedeler, atalar bu ülkenin gerçek insanları. Fark etmiyor. Ayrım etmeksizin, ayrım yapmaksızın. Yani buna tepki koymak gerekiyor. Bu kabul edilemez. Bu kabul edilemez. Yani ülkemizin şu andaki durumu gerçekten paspaye. Ben bunu kabul edemiyorum. Efendim retweetlerinize devam ederseniz sevinirim. Biraz düşük kalıyoruz yani böyle 70 kişinin izlemesine falan olmuyor yani bu. 35 bin kişilik sayfada 36 tane retweet var yani. O da bizden geliyor. Başka da bir şey yok. Evet. Netice olarak bugün İstiklal Marşı'mızın kabulü Mehmet Akif. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın demişti. Fakat maalesef gördüğümüz o ki Allah bir daha İstiklal Marşı yazdıracak. Birinci madde korkma diyor. Şu korku kültüründen bir uzaklaşın. Korkmayın. Korkmayın neden biliyor musunuz? Korkacak hiçbir şey yok. Hepimiz bir kere can vereceğiz, iki kere değil. Korkarak bir yere varamayız. Sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Evet sönmüyor ama bir bedel karşılığı sönmüyor. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Evet yurdumuzun üstünde tüten en son ocak, en son ev yıkılana, yanana, yok edilene kadar, dumanların tütmesi bitene kadar bitmez bu iş. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. Efendim buradaki anlam çok farklıdır. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. Bakın parlayacak bir yıldızdan bahsediyor. Parlayacak bir yıldızdan. Mustafa Kemal Atatürk, Lenin'e benim Mühürlü Vagon kitabımda var özellikle biliyorsunuz onu. Lenin'in yaveriyle konuşurken, Lenin'in gönderdiği büyükelçiyle konuşurken Tarık yıldızı gibi parlıyoruz demişti. Dikkat edin. Tarık suresi var Kur'an-ı Kerim'de. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak.
Demek ki o gün değil, bugün parlayacak noktaya gelmiş durumdayız. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Evet, o yıldız 2. 19 sürecinde parlayacak olan yıldızdır. 2. 19 sürecinin sonunda 1000 yıllık hüküm koyacak yıldızdır. Ben öyle söylüyorum, öyle düşünüyorum. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Yani üzülme, kaşlarını çatma, çehreni bozma. Ey nazlı hilal derken aynı zamanda kamer, kam er, aya. Yani Kamer suresinin de buradan bir beyanları var. Çehreni ey nazlı hilal. Nazlı hilal aslında bizim hilal dediğimiz, ben bahsetmiştim, boynuz. Türklerdeki önemli sembol. Kahraman ırkıma. Kahraman Türk ırkıdır efendim. Başka bir kahraman ırkımız yok. Yani Anadolu'yu kurtaran Türk ordusudur. İstanbul'u fetheden de Türk ordusudur. Osmanlı'yı kuran da Türk ordusudur. Selçuklu'yu kuran da Türk ordusudur. Bizans'ı yıkan da Türk ordusudur. Bizim ordumuzda devşirme olmadığı zaman ordumuz alıp gider. Ne bu şiddet, bu celal? Yani bizim üstümüze kahraman ırkıma bir gül. Yani kahraman ırkıma bir gül. Gül düşünün. Yani gülmek maksadında değil. Gül. Ne bu şiddet, bu celal? Nedir bu kahraman ırkıma yapılanlar, şiddet, celallenmeler diyor. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Dönüyor. Diyor ki, bakın şehitlerin sözü bu. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Yani eğer bu şiddet ve celali sen karşı duramazsan, biz senin ataların olarak dökmüş olduğumuz kendi kanımızı size helal etmiyoruz diyor. Arkadaşlar, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Evet, ben hakka tapıyorum efendim. Evet, ben hakka tapıyorum. Evet, biraz anlatabildimse ne mutlu bana. Biraz anlatabildimse ne mutlu bana. Saat 9:27 geçiyor. Evet. Bugünkü gündemle baktığımız zaman aslında tanzim satış kuru ile gelmiş olduğumuz durum bize şunu gösteriyor. Biz varlık fonu, varlık kuyruğu diyordu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir nevi tanzim satış hali olmuş. Varlık fonu da. Görmüş olduğumuz nokta, Türk milleti baldıran zehri içiyor. Türk milletine baldıran zehri içiriliyor. Ve sonunda da dönüp diyorlar ki şükretmesini bilin diyorlar. Teröriste gerilla diyen, teröriste gerilla diyen, dağdaki gerilla diyebilen Özaseki Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olabilecek yüzü kendisinde buluyor. Hanımefendiler, beyefendiler. Özaseki geçen sene ne diyordu Kayseri'de? Şehitlik güzeldir. Keşke biz de şehit olsak diyordu. Bunların dün veya bugün ne dediğinin bir önemi yok. Çünkü ben de anlayamıyorum. Efendim, PTT, Türk Hava Yolları, Devlet Demir Yolları, Aselsan, BOTAŞ, Borsa İstanbul, Çaykur, Ziraat Bankası, Halkbank, maden işletmeleri, kamu arazileri 59-49 yıllığına satılacak. Kime satılıyor efendim bunlar? Alan kim? Katar, satar, yatar, İngiltere. Bu ülkeyi yönetenler yapmış oldukları hasebiyle. Velev ki kaçtılar buradan. Bu işin de gizli orta. Ne yani? 50 sene daha bunları mı besleyeceğiz yani? Ne demek yani bu? Evet, maalesef tablo bu. Tablo bu değerli arkadaşlar. Bu arada bir bilgiye değinmek gerekiyor. Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman, Erasmus programı ile eğitim gördüğü Polonya'da bir alışveriş merkezinde yemek yediği esnada PKK'lı teröristler tarafından boğazından bıçaklanarak haince öldürülmüştür. Bu haberi TV'lerde çok fazla duyamayız arkadaşlar. Duymuyoruz da zaten. Bir evladımız daha. Yapmasın. Efendim, bir milleti zafere götüren en etkili silah yurdunu seven, namuslu, bilgili, inançlı, iyi yetişmiş insanlardır. Maalesef Türkiye liyakat sahibi olmayan, iyi yetişmemiş, kendi cebini düşünen, kendi menfaatini düşünen ve ülkeyi batırma noktasına götürmüş insanlar tarafından yönetiliyor. Gerçek yaşadıklarımız ise her türlü hezimeti zafer gibi bize gösterenlerdir. Rahmetli İnönü'nün bir sözü var. Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmalıdır. Ben de onun üzerine bir söz ekliyorum. Namussuzlar ne kadar cesur davranıyorsa, namussuzlar da daha cesur davranmalıdırlar. Davranmalıdırlar. Belki az olur, belki tok olur. Dün Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yine
ortaya bir latife atmış. Herhalde dalga geçiyor milletle. Ne demiş? Cumhur İttifakı'nda zafiyet olursa 1 Nisan'da 6 yaşındaki çocukların eline silah vererek kaymakamlıkları ve valilikleri alt üst ederler. Arkadaş sen İçişleri Bakanısın. Bu ülkede adaleti, güvenliği tesis etmekle mükellefsin. Tesis edemiyorsan istifa et. 6 yaşındaki çocuğun elindeki silahtan korkan 25 yaşındaki, 30 yaşındaki devletin güvenlik görevlisi ise ayıptır. E bir kereden bir şey olmaz deyip sizin soruşturma açmadığınız Ensar vakıflarında, başka vakıflarda, yurtlarda tecavüze uğramış onlarca çocuğa hiç sözün oldu mu Süleyman Soylu? Ya Trabzonlusun be. Hiç sözün oldu mu? Söz söyledin mi? FETÖ'nün avant toplantılarına katıldın. Katılmadın mı? Katıldın. Kayıtların var. Orada Türkiye'nin federasyon şekliyle ilgili bir sürü beyanım var. Ya arkadaş git işine ya siz. Harbiden bir şey söyleyeyim mi? Herkesin bir tedaviye ihtiyacı var ya. Yukarıdan aşağı tedavi sorunu olan insanlar tarafından yönetiliyoruz ya yıllardır. Bunun sebebi müsebbibi bizim içimizdekiler bizleriz. Bizleriz. Evet, içine girmiş olduğumuz dönem resesyon yani sülümflasyon, stagflasyon gibi teknik terimler içerir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin değil efendim. 2000 yıllık Türk devlet tarihimizin en büyük ekonomik, askeri, siyasi, iş, aş buhranına doğru ilerliyoruz. Varsın olsun, olsun ki belki bizi idrak edenler olur. Ve vatandaşlıkları verilmiş olan Suriyeliler seçimlerde oy kullanacaklar. Arkadaşlar aklınızda bulunsun. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'nin Nihat Zeybekçi delikanlılıktan falan bahsediyor. Ama 15 Temmuz'da üstüne kurşun yağdırırken silahlarını çekip 3 şarjörle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nöbet falan tuttuğunu söylüyordu. Halbuki onlarca korumayla kaçarken tespit edilmiş görüntüleri aylardır sosyal medyada yayınlanıyor. İzmir için aday olmuş sevgili arkadaşımız. Yani zannetmiyorum zaten kazanabileceğini. Bugün Mansur Yavaş'ın bir açıklaması vardı. Mansur Yavaş açıklamasıyla aslında Ömer Çelik'i, Rumları, Ermenileri ana vatan topraklarınıza dönün diye çağıran AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'i yerle bir etti. Fakat maalesef medya üzerinden yayınlanmadı. Yayınlanmadığı gibi de kimsenin de haberi olmadı. Bu arada Cumhur İttifakı'nın Adana Kozan Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Nihat Atlı adlı GBT'si kendinden menkul şahsiyet. Bütün ne demiş Nihat Atlı analarını belirleyeceğiz demiş. Ben buradan Adana ve Kozan halkına sesleniyorum. Kozan halkı sizin ananızı belirleyecek olan birisi hala orada aday olarak duruyorsa siz de büyük adamsınız. Ben biliyorum Kozan'ın tarihini, Ermenilere karşı neler yaptığını. Kozan'da neler olduğunu, Adana Kozan'da gidersiniz orada siz de onlara gerekeni yaparsınız herhalde diyorum. Çünkü Rabbin, bak bu çok tuhaf bir laf. Yani Rabbin izniyle, ne diyormuş? Rabbimin izniyle bunların anasını belirleyeceğiz. Bunlar kim? Nihat Atlı senin GBT'n bozuk ya. Küçük yaşta kız çocuğu alıkoymaktan cezaevinde yatmadın mı arkadaş sen? Ya senin GBT'ni bütün herkes biliyor. Yani seni Cumhur İttifakı nasıl aday göstermiş ben anlamadım yani. Anlamadım yani. İçte ve dışta, yurtta da anasını belirleyeceğiz arkadaşlar demiş. İçte dışta ve yurtta anasını belirleyeceğiz arkadaşlar demiş. Peki bakacağız. Bakacağız. Seni de aldık listeye arkadaş. Nasıl olsa sen de bu listede yer almayı çok istemiştin. O yüzden seni de aldık listeye arkadaş. Evet. Listeye alınanların bu devletin devamı devlet ebedi müddette hiçbir alakası, imkanı, yaşama şansı olmayacaktır. Hem de bizatihi AKP eliyle AKP tarafından tutuklanacaklardır. Herkes seyredilsin kardeşim. Bu kadar basit yani. Nedir ya bu? Önüne gelen onun anasını belirliyor. Bunun anasını belirliyor. Kimsiniz? Kim? Neyin anasını belirliyorsunuz yani? Nedir yani? Böyle bir seçim gördünüz mü? Bu kadar aşağılık, ahmakça konuşmaların yapıldığı, kadınlara saldırıların gerçekleştiği, insanlara yalanın beşi bin paranı söyledi. Neden korkuyorsun arkadaş? Koltuktan düşmekten korkuyorsan o koltukta var ki bir pislik. Sen korkuyorsun o koltuktan düşmekten. Beka meka zastürt hikayelerle uğraşıp durma. Evet.
Evet, maalesef görmüş olduğunuz rakamlarla ekonomik büyüme rakamları büyük bir facia arz ediyor. Ekonomik büyüme rakamları büyük bir buhranı. Önümüzdeki 6 ayın gerçekten farklı zaruret dönemine girileceğini gösteriyor. Benim bundan önceki yapmış olduğum konuşmalarda, yapmış olduğum aktarımlarla ilgili olarak lütfen dikkat edin. Efendim bu S-400 krizi hikayesiyle de millet manipüle edilmektedir. Güya Amerika Birleşik Devletleri... Güya Amerika Birleşik Devletleri'nden işte Patriot almıyoruz, onların karşısında duruyoruz. FETÖ, METÖ, CETÖ, RECO hikayeleriyle falan filan gündemi manipüle etmektedirler. Ben Rusya'nın S-400 füze teknolojisini Türkiye'ye vereceğine inanmıyorum. Burada da ortalama kocaman bir yalan var. Şimdi Cumhurbaşkanı demiş ki ben HDP'ye oy verenlere terörist demedim. Oy verilenlere terörist diyorum. Yani HDP seçmeni teröristlere oy veriyor demiş. Yani anlam karmacasına gerek yok. Efendim malum biliyorsunuz bir banyo tren hattı vardı. İstanbul Haydarpaşa'dan Gebze'ye kadar gider. Bu hattı yıktılar, bozdular. Gebze halkalı tren hattının açılışı yapıldı diye ortaya çıktılar. Ortada koskocaman bir Haydarpaşa tren garı ve banyo tren hattı vardı. Allah akıl versin. Eski derin devletin yeni sahibi Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Efendim yeni derin devlet yoktur. Yeniden derin devlet kurmuştur AK Parti. Bunu Yüceler Konseyi olarak ben köşe yazımda yazmıştım. Efendim Yüceler Konseyi'nin hiçbir ruhani, yersel, göksel, artısal, eksel bir şey yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk'ün temellerine seve seve plaka sese dönmek zorundadır. Dönecektir. Ne Erdoğan bunu engelleyebilir, ne Bahçeli bunu engelleyebilir. İstediklerini yapsınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadim devlet köklerine dönecektir. Yani öyle Erdoğan'ın kurduğu bilmem ne zırt devletiyle kriptoların 50 senedir bu milletin başına musallat ettiği derin devlet veya NATO üzerinden bize gelen gladiyon bunlar hikayelerdir efendim. Gerçek olan, asıl olan kadim devlettir. Kadim devletin karşısında kimse de durmayacak. Göreceksiniz hepiniz. Venezuela ABD'li diplomatları gönderiyormuş. İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 7 Nisan'a ertelenmiş efendim. 7 Nisan'a 29 Ekim'de açılmıştı. Aklımızda alay geçiyorlar. Aklımızda dalga geçiyorlar. Evet, varlık fonu satışa açıldı. Bunu zaten başta söylemiştik. Şimdi Çavuşoğlu ABD'nin cesaretlendirilmesi sonucu İsrail'in saldırganlığı artmıştır. İşte ben burada bizim Dışişleri Bakanımız İsrail Büyükelçisi televizyona çıkmış demişti ki Mavi Marmara için o gemiyi yola çıkartmayın, müdahale ederiz. Bunlar tevekkeli ya, vallahi tevekkeli. Yani adam diyor ki bak müdahale ederiz, gönderme. O ABD cesaretlendirir mi? Adam geldi donanmasıyla senin gemine çöktü, vatandaşlarını öldürdü. Sen limanından gemi kaldıramadın be. Başbakanlığınız, Cumhurbaşkanı da sizdendi. Millet Meclisi'nin çoğunluğu da sizdendi. Ne konuşuyorsunuz ya? Anca safsada ertesi gün ticareti devam ettiniz İsrail'le. Evet, ahim kararı var. Evet, dikkat ettiğiniz takdirde Avrupa Birliği ile Rusya arasında da ciddi kavga var şu anda. Şöyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'ın hakkında ortaya yalan haber atarak bizzat bu yalanın da peşinden giden Ömer Çelik bir basın toplantısı düzenlemişti. Çelik'in basın toplantısını A Haber, Habertürk, CNN Türk, NTV, TGRT ve TRT Haber canlı yayınlıyordu. Bunlar sizden bizden besleniyor, bizim vergilerimizden. Yapmayacaksın kardeşim alışveriş. Gidip oturmayacaksın Starbucks'a. O da kapatsın gitsin bu memleketten. Otur evinde Türk kahvesi iç. Ve buna cevap Mansur Yavaş'tan geliyordu. Dikkat ettiniz mi? Bütün yandaş haber siteleri bu konuyla ilgili olarak kesinlikle hiçbir Mansur Yavaş'ın kendisi aklayan ve belgelendirdiği açıklamasına yer vermediler. Neydi olay? Necmettin Keskin adında bir tane çocuk tacizden hüküm giymiş birisi. Kendi adına düzenlemiş 600 bin dolarlık sahte senedi zorla tahsil etme iddiasıyla Yavaş hakkında 2017'de karşılıklı senedi işleme koyma, tehdit ve şantaj suçlarına savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Ve işte falan filan aslında bunun ne olduğu belli. Mansur Yavaş avukatı ücreti olduğunu söyledi. Ve Mansur Yavaş'ın açıklamasına bak bu iftirada birkaç ay önce de bir yayın organında yer alıyor. Kumpas aktörlerini gördük diyor. Çukur siyasetini yapan Ömer Çelik'in kendisidir. Ömer Çelik Diyarbakırlı'dır, Adanalı değildir. Ömer Çelik'e mesela ben buradan şöyle bir soru sorsam nasıl olur? Sayın Ömer Çelik, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan
Devlet Bahçeli'ye zürriyetsiz dedi. Değil mi? Cumhuriyetsiz dedi. Evet. Ömer Çelik niye evlenmemiş? Soru sorun bakayım Ömer Çelik. Sebebini anlatsın. O yani 17 senedir milletvekili, bakan, parti sözcüsü falan geziyor. Ömer Çelik niye evlenmemiş? Ben bekar olduğunu biliyorum. Ben olsam sorarım yani 50 küsur yaşına gelmiş birisinin evlenmemesinin sebebini sorarım. Ben sorarım yani. Mansur Yavaş'ın yerinde olsaydım sorardım. Özasiki ve Ömer Çelik hakkında suç duyurusunda bulunmuş bir yargılama hakkında davayı etkileyecek yazılı ve sözlü beyanda bulunarak Özasiki ve Ömer Çelik'in yargıya talimat verdiği izlenim ortaya çıkmış. Dolayısıyla bu dava mugalaya düşmüştür. Demagog dava olmuştur. Gereksiz ve geçersiz bir davadır. Efendim yani Ankara'da ve İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok şehrinde seçimi kaybetmiş olan AKP iktidarı bundan sonra daha çok çirkefleşecektir. Bu çirkefleşme neticesinde insanları üzerine daha fazla gidecektir. Başka bir bilgi daha verelim. Adıyaman'da lise öğrenci, Anadolu Lisesi öğrencilerine bir bilim yarışması yaptırılmış. Bilim yarışmasında öğrenciler, affedersiniz güleceksiniz ama makarnadan köprü yapmışlar arkadaşlar. Makarnadan köprü yapmayı başarmış. Bir nesil yetiştirmekle mükellefiz efendim. Bir nesil yetiştirmekle mükellefiz. Gelelim gündemin son noktasına bakalım. Evet 51 tweet gelmiş. Yani şu ana kadar bir böyle çok fazla bir beğen de yok gibi duruyor. 36 dakika biliyorum. 45 dakikada tamamlayacağım arkadaşlar. Çok fazla durmayacağımı arz edebilirim size. Söyleyeyim. Ben bu arada kimler ne yorum yapmış? İyi yayınlar. Yayın dondu. İyi yayınlar başkanım. İyi akşamlar. Yayın donma sebebi biz değiliz arkadaşlar. Yayının donma sebebi zaten 70 kişi izliyor. 35 bin takipçim var. 70 kişi yayın izliyor. Abi memleketten ne olur ne olmaz sorusunun cevabını ilerleyen zamanda önümüzdeki 6 ayda aldığımız zaman hep beraber Seyri Cihan Çeşmi Bülbülü yapacağız. O zaman da bize ne olursunuz bir şey söyleyin dediklerinde bizim yapabilecek olduğumuz çok fazla bir şey olmadığını söylüyorum. Çünkü şundan dolayı yapabilecek olduklarımızı anlattık. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri YPG terör örgütünün daha da güçlenmesi için 300 milyon dolarlık yeni bir bütçe ayırmış. Efendim, Erdoğan, Hulusi Akar, Devlet Bahçeli, Doğu Perinçek, Yaşar Güler hiç oraya, buraya, şuraya atmadın. Atmayın. Suriye'de Kürdistan'ı el birliğiyle kurdunuz. Çözüm süreci de Suriye Kürdistan'ın kurulma süreciydi. Ne mutlu ki AK Parti'ye, Varzanistan'ı kuran AK Parti, şimdi de Suriye'de Müslümanistan'ı kuruyor. Nasıl kurdu? Cihada davet diye bütün ülkenin varlıklarını toplayarak tamam mı? Nereye götürdünüz? Bakın şu anda yedikleri naneler 35 milyar dolar Suriyelilere yedikleri yedirdikleri para hesabını veremiyorlar. Neyi nereye harcadın? Hesabını veremiyorsun. Veremiyorsun. Hesap veremiyorsun. Tamam mı? Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları olarak bizler fabrikalarımızı, canımızı, malımızı, geleceğimizi kaybederek 3 tane aklı evvelin peşinden giden %50 kitlenin açmış olduğu yarayı tamir edemeyecek duruma düştük. Vatan elden gitti, memleket elden gitti. İdlib'teki IŞİD'çiler Türkiye'ye geliyorlar. Burada huzur varmış, huzur. Duydunuz mu? Türkiye'ye geliyorlar İdlib'teki IŞİD'çiler. Kim bakıyor bunlara 2 senedir? Kim? O tırlar nereye gidiyor? Hangi paralar gidiyor? Milletin memleketin vergilerinden alınıp alınıp oraya aktarılıyor. Sayıştay bunları denetleyemiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı kadar yargılanması gereken başkan ve bütün imamlar dahil. Bakın geçen gün bir AK Partili profesör diyor ki 110 bin imam var diyor. Bunların bin tanesi okuduğunu yani namazda okuduğu sureleri anlıyorsa hiçbir şey demeyeceğim diyor. 110 bin kişiye maaş veriyoruz. Lojman veriyoruz. Niye veriyoruz kardeşim? Sana camiye gelen versin sana mahallenin şeyi toplasın. Hiç camiye yardımın dışında şehit ve gazilere yardım diye Diyanet'ten bir şey duydunuz mu? Nereye gidiyor bu paralar yahu? Yüzlerce milyon dolar bütçesi olan Diyanet'in tamam mı? Hiç camiye yardım dışında şehitlere yardım, şehit ailelerine yardım diye bir para topladığını duydunuz mu? Duyamazsınız. Efendim, Rabıta kitabında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verememiş olduğu hesaplardan bahsetmiştik. Mecliste soruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'na soruluyor. Diyor ki kardeşim, Diyanet Vakfı camilerden, Milli Eğitim Bakanlığı'na da soruluyor. Milli Eğitim Vakfı İHH üzerinden, Kızılay Başkanlığı, Suriye cihadına yok yetime yardım, yok ona yardım, yok buna yardım diye teröristlere toplanan yardımlarla ilgili
Aslında soru soruyor mecliste milletvekili. Bunlara Diyanet Vakfı cevap verememiştir. Suçludurlar. İhanet etmişlerdir. Topladıkları paraları nereye verdiklerinin hesabını vermek zorundadırlar. Verememiştirler. Kimse kusura bakmasın. Arkadaşlar, yanlış bir şey söylemiyoruz yani. Bunlar da sorulacak. Bir seneye kalmaz. Bu hesaplar yargıda sorulacak. Diyanet diyorsa ki bana sorulmaz. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi öyle soruluyor ki sevgili kardeşim. Hem de senin var ya yandaş diye yargıya yerleştirdiğin adama sana ceza kestirtecekler. Aha da söylüyorum bilesin bunu. Böyle gör. Efendim retweet yapan arkadaşımızın sayısı az. İzleyici sayısı 65. Çok düşük gidiyoruz. Beğeni sayımız da düşük. Maalesef arkadaşlarımız retweet yapmayarak bize destek olmuyorlar. Efendim camiye gidiyorsunuz. Camiye yardımdan ziyade şehitlere yardım için camide kalkıp söyleyebilirsiniz. Bunu kimse soramaz. Şehitlerin aileleri var. Şehitlerin çocukları var. Gaziler var. Yardıma muhtaçlarımız var. Bizim kendi fakirlerimiz var. Bizim kendi açken yatağa girenlerimiz var. Tokken yatağa girmek sorun değil. Bakın Suriye'ye gitmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var binlerce. Türkiye güzel diyor. Geriye dönmek istiyoruz diyor. Bunlar IŞİD'e gidip katılmış olanlar. Tabii artık Erdoğan'ın ve AKP'nin Suriye politikasına güvenmediği için Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ne hava sahasını ne kara sahasını Türk ordusuna Münbiç operasyonu adı altında açmadı. Bakın bir şey söyleyeceğim size. Elinde sonunda Münbiç'e öyle böyle şov mom girmeye çalışacaklar. Bugün Münbiç'teki PKK terör örgütü söylüyorum kimse kusura bakmasın. Şu anda paralı askerlik haline getirilmiş Türk ordusundan korkmuyor. Bakın vicdani reddi çıkartan kim? PKK. Andımızı kaldırılmasını isteyen Kandil, İmralı, HDP, AKP değil miydi? Ne mutlu Türk'üm diyene yazılarını kaldırtan bunlar değil miydi? Heykelleri kaldırmaya teşebbüs eden bunlar değil miydi? Türkiye Cumhuriyeti yazılarını kaldıran bunlar değil miydi? Ergenekon adı altında Türk ordusunun savaş generallerini yok eden bunlar değil miydi? Seferberlik görev emrine haiz bütün herkesi deşifre edip bitiren bunlar değil miydi? Kozmik odayı açtırıp 800-900 bine yakın ajanın ölümüne ki bu benim sözüm değil. İlker Başbuğ'un sözü. Yapan bunlar değil miydi? Kim ki bunlar şimdi kalkıyorlar bugün bize diyorlar ki efendim biz beka sorunuyla karşı karşıyayız. Bekayı yaratan bizzat Erdoğan, AKP, AKP'nin bürokrasisi, devlet memuriyetine aldığı isimler yardakçılığını da yapan bugün MHP kardeşim. Neyin bekasındayız ya? Ya ülke elden gidiyor. Ülke elden gidiyor. Doğrudur, yanlıştır. Kabul edersin, etmezsin. Ben eleştirimi yapıyorum. Ben ülke elden gidiyor diye feveran ediyorum. Ben kendime yarın bulamadığım bir ülkede, siz de kendinize yarın bulamayacaksınız bir ülkede yaşıyoruz. Çocuklarımız da yarın bulamayacak. Onların umurunda değil. Basar giderler. Ne oldu? Hanedanın umurunda mıydı? Şu anda bile hepsi bizden iyi yaşıyorlar arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Bizim Osmanlı'nın son 200 yılındaki ihaneti çok iyi görmemiz gerekiyor. Bazı padişahlar hariç Osmanlı'nın son 200 yılı Türkiye'ye ait değildir. Söylüyorum bu kadar mı? Efendim programımızın 44. dakikasına geldik. Tabii ki kitaplarımı göstereceğim. Ben 45 dakikalık bir yayın demiştim zaten. Efendim Rabıta Uğur Mumcu'dan sonra Atatürk'ün yasaklanan kitabı Yahuda Atatürk ve Cumhuriyet'e kuşatma Mühürlü Vagon ve seçimleri aslında bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanı garantili konuşmuştu. Bu seçimde bir türlü garantili konuşmuyor. Sağa sola yüklenmeye devam ediyor. Evet okursanız çok şey anlayacaksınız. Bunların gündem kitapları olmadığını söyleyecek olan insanlar da okunmamış her kitap gündemdir. Değerli dostlar siz gündem diye okuduğunuz kitapların hiçbirisi bizim gündemimiz değildir.
Türkiye'nin gerçek gündemi değildir. Bir de Yaşam Koçluğu adı altında bir kitap yazarlığı başlamıştır. Efendim bu yaşam koçlarının hayatlarına bir bakın. Kendi yaşamlarına koçluk yapamamış olan insanlar kalkıp sizin yaşamınıza koçluk yapıyorlar. Ya bu kadar aptallaşmaya gerek yok artık yani. Lütfen yani ya. Ya gerek yok ya. Adamlar kendi hayatlarına koçluk yapamıyorlar. Size kalkıp koçluk yapıyorlar. Popüler bir gündemle uyutuluyoruz. Bakın Twitter'ın gündemi farklı. Facebook'un gündemi farklı. Instagram'ın gündemi farklı. Oradan oraya, oradan oraya aslında konsolide edilmiş insan topluluğu oluyoruz. Ben efendim bu haftalık Twitter'dan yapacak olduğumuz canlı yayın bu kadar. İnşallah canlı yayınlarımız oturduktan sonra sosyal medyadan yapacak olduğumuz canlı yayınlar ilgi görüyorsa devam edeceğiz. İlgi görmüyorsa devam etmeyeceğiz. Kitapları nereden bulabiliriz sorusunu çok soruyorlar. Dost Kitabevi mağazaları, Arkadaş, Ada Kitap, kitapyurdu.com, Kitapsan mağazaları, Kırmızı Kedi, Doğu Kitabevi, Sözcü Kitabevi online, D&R mağazaları ve D&R online. Onun haricinde işte Remzi ve İnkılap birçok yerden kitabı temin edebilirsiniz. Kitapları temin edebilirsiniz arkadaşlar. Gidin isteyin, olmayana da getirmesini sağlayın ki bize faydası olsun. Bizim çünkü ekmek kapımız oluyor bunlar. Bizim utanacak bir şeyimiz yok. Kimseden istediğimiz bir şey yok. Onun haricinde kapatmadan önce söyleyeyim. Atabey Türk Ocakları yayınları devam edecek bu hafta. Atabey Türk Ocakları'na davet ediyoruz. Partisi Atatürkçülük yeniden Türkiye Cumhuriyeti için tek açık kapıdır. Atatürk'ün Türklerinin kurmuş olduğu Türk Ocakları'dır. Öyle arz edeyim ben size. Gelmiş olduğumuz noktayı daha iyi anlayabilmeniz için ben çok agresif takılıyorum diye düşünebilirsiniz. Değilim. Aslında size doğruları ve gerçekleri söylüyorum. Kimseye de gaz vermiyorum. Böyle bir temennim, idealim yok. Atabey Türk Ocakları'nı Facebook, Instagram, Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Partisi Atatürkçülük diyoruz. Ben Hüseyin Hakkı Kahveci Facebook, Twitter, Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz. Yine aynı şekilde Atam TV, YouTube, Ufuk Ötesi hesabına abone olun. Önümüzde bu haftadan itibaren yayınımız başlayacak. Ufuk Ötesi yine bir saat bir canlı yayın yapacağız. 35. bölüm plaka İzmir diyelim, arz edeyim ben size. Efendim aynı zamanda YouTube'da Atabey'in Mutlu Türk Günleri diye bir şarkımız var. YouTube'a gidip bakarsanız dediği üzerinden görebilirsiniz. Ona da bir tık atmanızda fayda var. Efendim kitapları okuyun, okutunuz. Sizlerle vaaz, sizlerin Atabey Türk Ocakları'na sahip çıkmasıyla Atatürk'ün Türk Ocakları'nı yeniden kurmuş olup yine var olacağız. Bizden bu kadar efendim bu akşamlık. Sevgi saygılar dinliyoruz. Sevgi saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun efendim. Saygılar.